Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar tercihe göre BioNTech ve Sinovac aşısı için önceden randevu alarak hastaneye gidiyor. Ancak son zamanlarda randevu alarak hastaneye gitmeyen vatandaşların sayısında artış yaşandı. Hastane başhekimi Çelik, BioNTech aşısı için %20, Sinovac aşısı için ise %31 oranında vatandaşın randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmediğine dikkat çekti. Öncelikle 65 yaş üzeri başladık. Daha sonra 60 ve 55 yaş üstü vatandaşlarımızı, bir de öncelikli gruplar, adliye, öğretmenler, emniyet teşkilatımız, jandarma aşılanması devam etti. Açıklamalarda bulunan doçent doktor Sebahattin Çelik, aşılanmaya zamanında gelen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Randevu almasına rağmen hastaneye gelmeyen vatandaşlara duyarlı olmaya davet eden Çelik, bir kısım vatandaşımız randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmiyor dedi. Yaklaşık 1000 civarı aşı randevusu açmaktayız ve vatandaşlarımızın %80'i aşılanmaya gelmekte. Biz bu anlamda öncelikle teşekkür ediyoruz aşılanmaya olan ilgilerinden dolayı. Ancak bir kısım vatandaşımız randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmiyor. Bu Sinovac aşısında %30 civarında, BioNTech'te de %20 civarında seyretmekte. Biz bu vatandaşlarımıza daha duyarlı olmalarını öneriyoruz. Çünkü hem aşılanma açısından, kendi sağlıkları açısından bu önemli. Bir de diğer vatandaşlarımızın alanda beklememesi, hızlıca aşılanmaların olması için. Çünkü bildiğiniz gibi BioNTech aşısı 6 kişiye yapılıyor. 6'lı gruplar şeklinde aşı yapıyoruz. Bu gruplardan biri ya da ikisi gelmediğinde diğer vatandaşlar beklemek durumunda kalıyor. Virüsten kurtulmanın ve güvende olmanın tek yolunun aşı olduğunun altını çizen Çelik, ilk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça yan etkilerinin olmadığı görüldükçe daha da azaldı dedi. Aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı başlarda. Bunu da aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe daha da azaldı bu endişe, bu kaygı. Güvenle aşı yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Aşı alanımızda da 7/24 hazır bulunan bir acil müdahale ekibimiz, bir doktor arkadaşımızla beraber acil müdahale ekibimiz bulunmakta. Herhangi bir yan etki olursa da hızlıca müdahale edilmektedir.